özel bir yerde. Şu anda çok özel bir yerdeyiz. Melih Sezen'in cennet bahçesindeyiz. Aslı, evimi ilk kez açıyorsun. Evet, teşekkür ediyorum. Melih Sezen'in kütür kütür erik, taze taze vişne, dalından dut yediğimiz evinin bahçesinde. Nasıl? Harika. Bakalım mı tadına? Bakalım hadi. Senenin ilk vişnesi. Çok güzel olmuş. Kendisini masal perisi sandığı yılları konuştu. İşte ben periyim diye kandırıyordum. Ve Melih Sezen'den çok özel itiraflar. Aşık olduğunda neden kafası yerinden uçup gidiyor? Var ya bir evde hani hafif kafanın gittiği. Bihter Ziyagil onun için neden çok önemli? Mesela Bihter'i çok istedim. Bu hafta biraz içiniz açılsın istedik ve sizleri çok güzel bir ünlünün cennet köşesi evine götürdük. Ömür Sabuncuoğlu kapıda, bakalım kim var yanında. Sevgili seyirciler, günaydınlar, iyi sabahlar. Şu anda çok özel bir yerdeyim. İlk kez ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye'nin en başarılı, en güzel, en sevilen oyuncularından biri olan sevgili Melih Sezen'in evine ilk kez konuk oluyoruz. Kapıyı çalmak isterdim ama... Gördüğünüz gibi kapı yok. O yüzden direkt hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Kapımız yok. Açık. Açık. Herkes açık. Her misafire açız. Burası Silivri. Melih Sezen ve ailesinin yaşadığı dev bahçeli evdeyiz. Başlıyoruz bahçeyi gezmeye. Burada işte böyle kenarda köşede bulunmuş şeyleri babam dizmiş. Tahta yapıp. Neler var bir bakalım. Sezenlerin evinde eşyalar atılmaz, saklanırmış. Bizde şey var, eşyaları atmama huyu. Babam ne bulursa, yani çöpten bile bulabilir, ne bulursa hepsini saklar, kullanır. Böyle ilginç bir şekilde her yerde kullanır. Kullanır gayet güzel. Burada inci var. Bu inci de bayağı da paslanmış ama çok güzelmiş bu, çok bu hoş, şeklinde. Evet. Bu herhalde ya annemin ya anneannemin ya da babaannemin oradan bir yerden. Çocukluk yıllarında kullandığı kumbarayı görünce anıları geliyor aklına. Evet. Kumbara ya, o kumbara benim kumbaram. Şimdi görünce hatırladım ben. Kardeşimle ben ikimiz de işte para biriktirmeye çalışıyorduk ama benimki hep boşalıyor. Yani attığım asla dolmuyor yani, sürekli boşalıyor. Meğerse o altını açıyormuş oradan. Alıyormuş, kendininkine koyuyormuş ve ben böyle bayağı uzun süre devam etmişim ya doldurmaya. Melih Sezen her röportajında evini ve bahçesini anlatıyordu. Ama gezip görmek ilk kez bize nasip oldu. Aslında evini ilk kez açıyorsun. Evet, teşekkür ediyorum. Çok, ben teşekkür ederim. Evimden kapıdan... de hep bahsediyorum röportajlarda falan, bana hep soruyorlar. Şimdi köy, bahçe olunca, İstanbul dışı bir yer olunca. Silivri'deyiz şu an. Evet, Silivri'deyiz şu an. Hiç gösterme fırsatım olmamıştı ama ben hani kendim bildim bileli 5,5 yaşındayken buraya geldik. Önceden burada hiçbir şey yoktu. Yani şu bahçede hiçbir şey yoktu. Dümdüz bir tarlaydı burası sadece. Babasının büyük emeği var bu güzel yerde. Burada işte inekler geçiyordu. Annem mesela hiç köpeklere alışık olmayan bir kadın. Gördüğünde korkan bir kadın. İşte şey demişler hep, yapamazsınız siz orada. Nasıl yapacaksınız? Apartmanda oturuyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Hiçbir şey yok diyor. Ama bu bütün bahçeyi babam yaptı mesela. Bu ağaçların hepsini babam dikti. Çimler, işte oradaki meyve ağaçları, üzüm bağları. Yani hepsini babam yaptı ve bahçeye aşık zaten o. Tamamen bahçede vakit geçiriyor. Bir dönemin çıt kırıldım kızı Melih Sezen burada, bu evde doğayla yaşamayı öğrenmiş. Sinek değiyor ya burama. Hemen çıkarmam lazım. Bu takıntılı bir şeydi. Buraya geldim. Ya şu an hiçbir şeyden tiksinmiyorum. Çamur, toprak, hayvanlar zaten öyle büyüdük. Her türlü hayvana baktım. Bence o yüzden çok şanslıyım. Onu hep anlattığım oldu ama hiç gösterdiğim olmamıştı. O yüzden hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. Mutluyum. Ben de çok mutluyum. Çocukluk yıllarına gidelim. Yaramaz bir kız mıydı? Yaramaz mıydım peki? Yani yaramazlık mı bilmiyorum. Hareketliydim yani. Var mı böyle yara izleri falan? Var. Hoş dizlerim mosmor. Dizlerim hep yara izi dolu. Sürekli koşuyorum. Bir sürü oyun oynuyorum sürekli. Bir de biz zaten mahallenin bütün çocuklarıyla. Bir ATV anısı var ki tam komedi. Mesela ATV almıştık bir gün. Kardeşim tabii çok istiyordu. O ATV'li bütün erkekler sırayla biniyorlar. Ben de dedim ki, ya dedim
ver bakayım sen dedim şunun anahtarını dedim. Bunlar hızlı gidiyorlar çünkü. Hı-hı. Dedim ki ver dedim. Gamze var arka komşumuzun kızı. İşte atla Gamze falan dedim böyle arkaya. Biz Gamze ile uçuyoruz. Ben de tabii şey yapacağım yani neymiş ya biz daha iyiyiz diye göstereceğim. Tümseyi görmemişim. Biz tümsekten bir uçtuk. Araba vardı. Arabanın aynası gitti. Kırıldı komşunun. Ondan sonra Gamze arkamdan uçtu. Benim terlikler uçtu. Gözlüklerim uçtu. O zaman gözlük takıyordu. Böyle ama Gamze'nin sırtı komple gitti falan arkadan. Bana hiçbir şey olmadı. Hı. Ama bütün, onun dışında bir sürü sürekli düşerim. Çok sakarım. Burada sürekli oyun oynadığım için her yerde var yani yarayı. Gamze iyi mi şu an? Gamze çok iyi şu anda. Bir daha bindi. Bindi mi? Bir daha bindi. Bahçeden balkona geçiyoruz. Hakikaten evet. Sıcacık. Böyle insanın içini ısıtan. Öyle mi? Ya biz hep öyle olsun istedik. Aynen, şu an tadilattayız aslında. Hı. Çok uzun bir süredir bir tadilatta kaldık biz. Eşyaların bazıları gelmedi. Bu ahşap masaları da annem de babam da çok seviyor. Bunları da kendileri yaptırdılar. Şu şey lambalar falan hep aslında koltuk şeydi, sehpa ayağıydı. Gerçekten. Ha, babam yaptı bunları, birleştirdi falan. Baban şahane gerçekten. Evet yani. Mutfak var yanımızda. Mutfakla arası nasıl acaba? Peki mutfakla aran nasıldır? Çok kötü. Çok kötüyüm mutfak konusunda. Ya hiç yemek yapamıyorum. Ama yapmaya da çalışmıyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum. Hı hı. Ben ne denedim yani... mesela en son denedim? Hiçbir şey denemedim. Yumurta? Denemiyorum. Makarna? Ha, yumurta ve makarna var yani yapabiliyorum. Kahvaltı hazırlayabiliyorum. Evet, çok güzel kahvaltı hazırlayabiliyorum. Makarna yapabiliyorum. Onun dışında yok ama merakım yok yani. Yemek yemeyi çok severim. Biri bana yapsın yiyeyim. Çok severim. Birine pişirmeyi sevmiyorsun. Yok sevmiyorum. Sana kendime de pişireyim. Tabii. Bana pişirirsin. Yeniden bahçeye çıkıyor ve Yeşil'le buluşuyoruz. Burada galiba güzel bir bahçe. Evet burada burası bahçe kısmımız işte. Meyve ağaçlarımız var. Hı-hı. Burada. Burası aslında tamamen çim olarak ayırdık. Burası bizim oyun alanımız gibiydi bahçe oturma. Hı-hı. Bu tarafta meyve ağaçlarının olduğu tarla kısmı. Bahçe meyve ağaçlarıyla dolu. Erikler dikkat çekmeyecek gibi değil. Hemen sonunda erik. Erik. Eriklerimiz ki olmuş onlar birazcık. Erikten alabiliriz. Da olur bakalım. Yıkanmış da. Nasıl? Harika. Ha, çok güzelmiş bu arada. Gerçekten. Güzel değil mi? Aynen. Bahçede emeği var mı acaba? Kendisi de ekti mi bir şeyler? Peki sen böyle hiçbir şeyler ektin mi? Yani yardım etmek amaçlı ektim ama öyle nasıl diyeyim bir şeyler ekeyim. Yemekle ekmekle yok galiba bir merakım. Ama hep top mesela ben buralarda tüketici evet. Bu bahçede çıplak ayakla dolaşıp tüm enerjisini toprakla bütünleştirmeye bayılıyor. Buralarda hep sürekli çıplak ayakla dolaşıyorum. Hı-hı. Sürekli ama yani mesela tarlaya girdiğimde de çıplak ayaklayım. Evin içine giriyorum. Hı-hı. Ayaklarımın içi komple sürekli çamur oluyor. Ve annem sürekli bana kızıyor yani çamur olmasından değil. Terliğim var. Terlikleri sürekli bir yerde atıyorum bırakıyorum. Diken falan da atabiliyor. Çünkü çok diken evet, oluyor bizim burada. Doğaya aşık biri Melis Sezen. Bir ağaca sarılma anısı geliyor aklına. Bir gün ağaca sarılmışım böyle. Tam da Adana dürüm söylemişim kendime. Böyle ağaca sarılmışım ama şey hani şöyle de durmuyorum. Transta gibiyim böyle. Yukarıya bakıyorum falan. Aytaç var bizim ekipten. Gelmiş böyle bakmış. Anlamamış. Sonra ekipten birine demiş ki Melis Hanım iyi mi? Anlamıyorum çünkü şöyleyim. falan yani. Gülümseme falan da yok. Bayağı transa geçmişim o sıra farkında değil. Ağaçlarda bir şey var hakikaten. Evet. Yani bence dünya, toprak, ağaç. Hı-hı. Yani hepsiyle bağlantılıyız bence. O yüzden enerji. Başka bir şey. Aynen. Evet. Bahçedeki yeni durağımız vişne ağaçları. Aynen. Bak bu çok güzel duruyor. Hangisi? Ay. Bakalım mı tadına? Bakalım hadi. Senenin ilk vişnesi. Güzel. Olmuş bayağı. Olmuş yani. Vişnemizi de yedik ve yeni yeni çiçek açan nar ağacına da bakalım. Nar ağacı çok nar güzel ağacı. Çiçek açıyor. Evet çok da güzel gözüküyor. Bereketli nar. Evet bereketli nar. Siz de bereketinizle geldiniz yağmurla. Evet yağmurla. Gel değmen bana ya.
yaşam sevda. Nar çiçeğinden ayladım, gül dalından o barda. Peki ağaçlara tırmanır mıydın küçükken? Tırmanırdım. Tırmanırdım. Hiç öyle şeyim yok. Sınır yok yani. Sınır. Her yere çıkıp inip düşer miydin? Düşüyordum. Ama hakikaten yani dizlerim çok mosmos kaldı öyle. Ama hiçbir problemim de yok yani. Ne olacak? Hiç sorun değil. Aynen. Sırada nefis görünen dutlar var. Ömür Sabuncuoğlu yılın ilk dutunu yiyeceğini söylüyor Melis Sezen'e ama Şanlıurfa'da Azra Akın'la birlikte yediği dutu unuttu herhalde. Evet. Yedin mi bu sene dut? Yemedim. Ben de yemedim. Bugün benim için de ilkler günü yani. Ya. Vişne ilk dut olacak. Dutlar güzel olmuş ha. Ne yapayım ben. Şuradakiler böyle. Urfa'daki dut beyazdı, bu kara. Herhalde ondan gelmedi aklına. Zaten bu kara dutun tadı bir başka. Çok güzel olmuş. Nefis. Siz almadınız. Orada verdim. Anladım, bir tane daha vereyim mi? Sen de ver. Harikaymış. Babamın ellerine sağlık. Gerçekten. Babamın ellerine sağlık. Yani dümdüz toprak bir alandan çok bir güzel, anda böyle evet. Bir şey yarattı. Hakikaten büyük emek var yani. Çok. Ağaçlarda çocukları senin kardeşlerin. Değil mi? Bahçedeki keyif köşesine geçmeden önce cücelerin yanındayız. Melis Sezen hangi cüceyi örnek alıyor kendine? Kendime en yakın hissettiğinin yanına gider misin? Ay o öyleyse ben buyum galiba. Bu çok seviyorum kitap bilgin okumayı. Bilgin değil mi? Bilgin miydi bu? Bu bilgin gibi bir şey herhalde. Gözlükler ama yok. Ama ya yani kitap okumayı çok seviyorum. Çok romanları çok seviyorum ben. Hı-hı. O yüzden buna gittim. Ve keyif köşesindeyiz. Ağaçtaki bir anahtar çekiyor dikkatimizi. Ay ağaç çok güzel bu arada bu. İlgimi çeken bir şey var ağaçta. Ha söyle. Ağaçta bir anahtar var. Nerede? Aa. Aa bu kesin babamın işte. Acaba nerenin anahtarı bu? Babamın bir tane kulübesi var. Belki onun olabilir. Kimse yer almıyor mu? Almıyor. İçerisi çok güzeldi. Şimdi tabii kedilere mi yeri yaptık orayı da. Kediler çoğalınca onlar yavruların yeri oldu orası da. Melis Sezen ağaçtaki anahtarı görünce kendisini peri kızı sandığı yıllara gidiyor. Bizim şeyler geliyordu. İşte mesela annemin arkadaşının çocukları falan. Ya çocuklara videoya çekip işte ben periyim diye kandırıyordum. Burası karanlık ormanlar falan hava kararınca. İşte durdurduğun zaman mesela atıyorum şöyle yapıyorsun ya, o zaman sen sihirli annem benim. Şöyle yapıyorsun, durduruyorsun, devam ettirdiğinde boş çekiyorsun, yok olmuş gibi oluyor ya. Hepsini böyle kandırıyordum. Bir de kitap yapmıştım. Bayağı yani burada öyle bir dünya yaratmıştım. Anahtarı görünce orada o geldi. Madem geldik buraya bir hamat keyfi yapmayalım mı? Buyursunlar demek istiyorum. Şöyle. Ay ıslak ama. Keşke güneşli olsaydı ama. Değil mi? Gezintimizin devamını ve Melis Sezen'in hayvanlarıyla olan anılarını pazar sürprizine bırakıyor ve sohbete başlıyoruz. Sohbetimize iki önemli isimle başlıyoruz. İki tane isim soracağım sana. Ha. Senin için ne ifade ediyor? Biri Robert Pattinson. Ya Robert. Acayip bir şey dönüştü Robert ya. Her an Robert'ı konuşmaya başladım. Yani kimse Robert'ı bu kadar konuşmuyordur herhalde bence. Tam bir Robert Pattinson hayranı olan Melis Sezen, ünlü oyuncuyla tanışmayı çok istiyor. Bence Robert gittikçe hem oyunculuk olarak da acayip gelişti ki zaten her zaman beğenirdim de. Adam, yani sonuçta her an hepimiz gelişiyoruz ya, onun da acayip bir yolculuğu var bence ve gittikçe karizmatikleşti. Farklı bir adam, değişik bir aurası var bence. Beğeniyorum kendisini. Tanışmak ister miydin? Ha, isterim tabii. Hayat bu, her şey olabilir. Hayat bu değil mi? Yani bu kadar 40 kere söylüyorum yani, 40'ı geçtim artık Robert. Platonik aşk konusu açılıyor Robert'tan bahsederken. Platonik aşk olur musun? Olmadım hiç. Hiç. Olmadım hiç. Robert'a öyle değil mi sanki? Robert'a öyle değil. Bayağı platonik. O Robert'a platonikmiş.
neyse bir tanışalım bakalım falan diyormuş. Melis Sezen'e platonik aşık olanlar çok olmuştur. Ama o kendinden hoşlananları kankalığa çevirmeyi iyi başarıyormuş. Öyle oldu mu? Seninle ilgilenen ama seninle hoşlanmadığı. Oldu. Dedim ki ben bence bunu demek ki arkadaşım olarak acayip arkadaş olayım. Ben çok iyi friend zone yapıyorum. Acayip iyiyim bu konuda. Çok güzel yaparım yani. Onu öyle bir yaparım ki o bile anlamaz yani. Bir anda o da kendini arkadaş ve kanka olarak bulmuş bulur. Ve o öyle devam eder. Peki aşık Melis nasıl biri olur? Peki aşık olduğunda kendine ne gibi değişimler oluyor? Ya şey oluyorum ben yani ona aşk mı denir bilmiyorum ama var ya bir evre. Hı. Aşk mı bilmiyorum da hani hafif kafanın gittiği ve daha çok duygusu. Ben çok minnoş oluyorum yani. Aşırı bir sevgi kelebeği oluyorum, bir aptallaşıyorum. Yani niye öyle oluyorum bilmiyorum. Sinir oluyorum sonra da kendime yanındayken. Diyorum ki ya bu ben değilim ki diyorum yani burada böyle konuşan falan ama o an falan ne sürekli bir kıkırdama durumum oluyor ve bir sevgi kelebeği gibi bir şey oluyorum yani. Şu anda da öyle bir durum var galiba. Yok o bunu yok normal halim. Bir de düşün üstüne koyuyoruz yani. O çok kötü oluyor. Güzel bir kız. Bunu tartışmaya gerek yok. Peki o güzelliğini nasıl tanımlıyor? Kendini minnoş mu buluyorsun, seksi mi buluyorsun? Ha, ikisi de var bence. İstediğim zaman seksi de olabilirim, minnoş da olabilirim diye düşünüyorum. Bazen çok mesela bazen çok beğeniyorum kendimi, güzel olabiliyorum. Bazen de hiç beğenmiyorum, çok çirkinim diyorum. Çok değişiyorum gibi geliyor bana. Sanki çok değişebiliyorum. Hı hı. Onun için ikinci önemli isim Bihter. İkinci isim veriyorum. Evet Robert'tan sonra. Bihter. Aa çok severim. Beren Saat'i bayılıyorum zaten. Çok hayranım kendisine. Bihter. Muhteşem bir karakter. Bihter de yani Aşk-ı Memnu'yu çok severim. Bihter rolünü oynamayı hep çok istemiş. Bihter'i çok istedim. Yani öyle bir karakter. Bihter'i kendi kendime odanın içinde oynadığım oldu. 5 köpeği, 20'den fazla kedisiyle sevgi bahçesini gezdik. 5 köpek, 20 kedi var. Kedilerinin ve köpeklerinin ilginç hikayelerini dinledik. Olga'nın ismi niye Olga? Biri Rus'a benzetti ve Olga oldu yani. Hakkında tüm merak edilenleri öğrendik. Böyle flört ettik ama sevgili olmadık. Melis Sezen'in cennet gibi evinin tüm detayları yarın pazar sürprizinde.